Bismillah, hamden lillah, ve salaten ve selamen ala rasulillah. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin, bazı kelimelerin vasıl halinde ve vakıf halindeki okunuşlarını göreceğiz. Önce huruf mukattalarda olan farklılıkları ele alalım. Vasıl, Kur'an-ı Kerim okurken bir kelimeyi peşinden gelen diğer bir kelimeye sesiz kesmeden, nefes almadan bağlayarak okumaya denmektedir. Ali İmran suresinin başında bulunan elif lam mim. Lafzındaki vakıf halinde medli lazım yapılarak okunur. Yani buradaki mim harfi lam diye okuyoruz. Ama vasıl halinde ise iki türlü okuması var. Bir medli lazım yapılarak mim harfine üstün hareke verilerek diğer ikinci ayete geçilir. Şuradan Elif, la, mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye. İkincisi de buradaki ikinci harf yani mim harfini metti lazım değil de metti tabii yaparak. Elif, la, mim, Allah, mim, Allahu diye. Birincisinde de Vasıl halinde e, mim harfine üstün hareke verilerek, geçilerek okunabilir. Gelelim Yasin suresindeki sin harfi. Yasin. Burada da vakıf halinde yine metni lazım yapılarak okunur ve durulur. Ama vasıl halinde ise iki türlü okuma var. Birincisi aynı vakıfta olduğu gibi. Yasin. Vel kur'anil hakim. Yasin. Vel kur'anil hakim aynı yani vakıfta yaptığımız gibi yapıyoruz. İkincisinde ise o Yasin kelimesinin sonundaki bulunan sin'deki nun harfini sonraki gelen ayetin ilk harfi olan vav harfine katıyoruz. Yani idgam melhun'u yaparak. Yasin <Sessizlik> kurânil Yâ si hakim Yâsî'u'l-Kur'ânil si Hakîm. Örneğin de olduğu gibi. Bir de Kaf suresinde Nun harfi de aynı Yasin suresinde olduğu gibidir. İdgam ve Cihi de nakledilmiştir. İlk tercih edilen idgamsız olan vecihtir. Nun vel kalemi ve ma yesturun. halinde bir böyle okuyoruz. Bir de nu vel ve ma yesturun. Bu okumada Asım'ın Hafs rivayetinde nakledilmiştir. Gelelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı kelime var. Bunların sonunda elif harfi var. Bunlar vasıl halindeyken genel olarak okunmuyor. Ama vakıf halindeyken bu elifler met hükmü yani harfi met olarak okunmakta. İlki ene kelimesi. Birinci tekil şahıs zamiri yani ben manasında. Vakıf halinde metti tabi yapılır. Vasıl halinde ise uzatılmadan okunur. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var. Örneğin ve la ene abidum ma abettum ene abidum ene abidum ama burada durmak istedik mesela ve la ana ana. bu şekilde vakıf halinde Met tabi yapılması gerekiyor. Yine Kehf suresinin 36. ayetinde lakinne kelimesi vakıf halinde lakinne olacak Meti tabi yapılır vasıl halinde ise uzatılmadan okunmakta. Yine Ahzab suresi 10. ayet. el ne kelimesi. Vakıf halinde met tabi. Vasıl halinde el ne şeklinde geçiliyor. <laughs> Er-Rasule yine Ahzab suresi 66. ayette. Vakıf halinde met tabi. Vasıl halinde Er-Rasule şeklinde. Vakıfta Er-Rasule diye metit yapıyoruz. Es-Sebile <laughs> yine Ahzab 67'de. Vakıf halinde met tabi. Vasıl halinde uzatılmadan okunuyor. Es-sebile şeklinde. Bir de kavarira kelimesi var. İnsan suresi 15. ayette vakıf halinde met tabi yapılır. Vasıl halinde uzatılmadan okunur. Bu ilk altısı 2, 4, 6. Bu ilk altısı vakıf halinde met tabi. Vasıl halinde metsiz yani üstün harekeyle uzatmadan okuyoruz. Selasila kelimesi ise bu da insan süresi 4. ayette. Vakıf halinde hem met tabi yapılır hem de sükun üzerine durulabilir. Yani ya selasile diyeceğiz ya da selasil. Vakıf halinde iki okuyuşu var. Vasıl halinde selasile ve aglelen bu şekilde devam ediyor. Gelelim vav ve ya harflerine. Vav harfi kelimenin sonunda öncesi makabli ötreli olarak bulunursa meti tabi yapılarak durulur. Harekeli olarak vasledilir. Örneğin illa huve kelimesinde vakıf yaptığımızda illa şeklinde durmamız gerekiyor. Yine ya harfi kelimenin sonunda makabli esreli olarak bulunursa met tabi yapılarak durulur. Harekeli olarak vasledilir. Ma hiye diye e, vasıl halinde ya'ya üstün hareket vereceğiz. Ama burada durmak istediğimizde ma diye metli durmamız gerekiyor. Yine kelimenin sonunda bulunan vav ve ya harfi harfimet olmuyorlarsa yani öncesindeki bulunan harf harf met harfi için uygun değilse mesela ya öncesini esre ister elif öncesini üstün ister vav da öncesini ötre ister eğer böyle değilse normal bir harf gibi sakin olarak durulur mesela hadi, huday <laughs> halev örneklerinde olduğu gibi bir başka örneğimiz feme etaniyallahu Neml suresi 36. ayette bu lafızdaki ya harfi yani şuradaki kırmızıyla olan ya harfi vasıl halinde yazılı olduğu gibi fetalı vakıf halinde ise iki türlü okunur. Birincisi ya harfini ispat ederek yani feme etani bu şekilde e, durularak vakıf yapılarak yani met halinde okunur. İkincisi ise yine vakıftayken Ya'yı hasfederiz. Yani buradaki ya'yı üstüne çarpı atacağız. Femâ eten şeklinde durulur. Yani eten şeklinde ya'yı hasfederek de okunmakta. Gelelim. iskat ve tahrikle alakalı vasıl ve vakıfı değişen okuma şekilleri. İskat arkadaşlar düşürmek, harfi okumamak gibi manalarında. İki farklı kelimenin birincisi kelimenin son harfi met harfi olacak. İkinci kelimenin ilk harfi de sakin ise bu harf met harfi yani vasıl halinde okunmaz. Sonraki kelimeye geçilerek okunur. Örneğin mesela ve akimus salah kelimesinde zaten okurken ne yapıyoruz? Ve akimus salah. Yani met harfi var. Sonrakisinde kelime şeddeli elif lam takısı. Ne yapıyoruz? Burada okumuyoruz. Ve akimus salah yine met harfini de yutuyoruz birleştirdiğimiz için. Ama burada durduğumuzda ve akimu diye durmamız gerekiyor. Yine ellezi stevkade. Bakın ellezi normalde uzatıyor ama karşıya bitiştiği için ikinci harfe buralarda met harfleri okunmuyor. Ellezi stevkade. Yine kavmu net aynı şekilde elif harfini örnek. Ancak mütekellim zamiri olan ya harfleri feth hareke verilerek okunur. Bunu not alalım. Yani Rabbi elledi değil. Yani buralarda ne yapıyoruz? Rabbi yellezi ya ibadi yellezine Zaten musaflarda bunlar harekeli halde bulunmakta. Bir de tahrik, harekelemek var. Tenvinli harften harekeli bir harfe geçişte tenvinin nun harfine esra hareke veriyoruz. Mesela Ahadun Qul huvallahu ahad Allahu samet diyeceğiz mesela. Burada bu tenvin temindeki tenvindeki e, nunuk tenvini kaldırıyoruz. Ötesi var. Nuna o tenvin nunla esre veriyoruz. Ahdu nillahu. Yani Qul huvallahu ahadu nillahu şeklinde okuyoruz. Yine Hümeze suresinde yine yani Kur'an-ı Kerim bazı yerlerinde var. Mesela veylül li humezetil durduk. Ama burayı vasıl edersek mesela ellezî cema'a diye devam ettiğimizde humezetil lumezeti nillezî cema'a ve şeklinde okumamız gerekiyor. Sakin olan harfler ise Musaf'ta ese harke ile harekelenmiştir. Yani huzil af ve örneğinde Mesela lem yekû nillezîne keferû. Buralarda zaten hareke olduğu için lem yekûn neydi E, bu sakinler esra harekeli harekelendiği için zaten Mustafa'lar da hareke olduğundan dolayı belirtmiş olalım. Yine min harfi cere arkadaşlar bunlar da feta ile harekelenmiştir Mustafa'lar da. Min el neydi mesela. Buradaki nun harfine feta hareke. Bunun aslı normalde mindi. Cezimliydi yani. Ne oldu? Minel cenneti. Minallahi şeklinde. Küm, hüm, entüm bu zamirlerin mim harfleri ise ötre harekiyle harekelenmiş. Mesela hüm el muflihundu, Hümül muflihun. Yeblu kümdü. ve kümullah. Ve entüm e'levneydi. Ve entümül e'levne şeklinde. Öncesi fetal olan cemivavları ötre hareke ile harekelenmiştir. ولا تنسوا الفضل فلا تخشوا الناس normal e la tahşavdu fe la tahşavun nase ولا تنسوا تَنْسَو oldu. Evet son konumuzu alalım. Bazı kelimelere ait okunuş şekillerini görelim. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin asılları sin olduğu halde musaf'taki imlada sat harfiyle yazılmıştır. Bunlar ve yebsut besta el musaytirun bi musaytir. Bunlar Bakara suresindeki 245. ayet. Ya yani buradaki sat harfi hem sat hem sin ile okunabilir. Yine besta kelimesi besta besta. Yine buradaki sat harfi hem sat hem sin ile okunabilir. Yine el musaytirun el musaytirun. Yine buradaki sat harfi hem sat hem sin ile okunabiliyor. Yine bi musaytir Yine Gaşiye Suresi 22. ayette. Buradaki sat harfi hem sat hem de sin ile okunabilmektedir. Bir de kul e el ane Bundan iki tane var. El en iki tane var Kur'an'da. Kul allahu ezine Bir de allahu hayrun. Bu lafızlar iki türlü okunmakta. Birincisi aynı burada olduğu gibi meddi lazım yapılarak okunmakta. İkincisi ise hemzeleri tesil ile okumak. Yani Kul e diye burada iki tane hemze var. O diğer hemzeyi ikinci hemzeyi tesil ile yani hemze ile harekesi cinsinden bir harf arasında okuyoruz. H harfine benzetmeden. Kul e zekerayni. Kul e zekerayn. El ane. El ane. El Bu şekilde okunmakta. Allahu hayrun. Bu şekilde okunuyordu. E, metni lazım. Birinci veci, İkinci vecih. E Allahu kul <laughs> e Allahu edine lekum örneklerinde olduğu gibi. Yine bu e, tesille okunan Fusile suresinin 44. ayetinde e <laughs> cemiyun bu ikinci hemzeyi e <laughs> cemiyun şeklinde tesille okuyoruz. Yani yumuşatarak okuyoruz. Yine e, Hud suresi 44. ayette bismillahirrahmanirrahim şeklinde yazılan bir kelime var. Burayı da ra harfini imale yaparak imale yaptığı için ra'yı da ince ince okuyoruz. E, okunuyor. eee Asım'ın göre rivayetine göre bismillahirrahmanirrahim. Gelelim. شو آية روم سورة 54 آية الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير روم سورة 54 آية روم Daf kelimeleri üç yerde geçmekte. Bu kelimeleri birincisi aynı Musaf'ta olduğu gibi yani dat harfinin fetasıyla. E, i̇kincisi ise e, bu dat harfinin e, dammesiyle yani damme formuyla okuyoruz. Ya yani onu da okuyalım. Allahul <laughs> ladhi min du'fin thumma ja'ale min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ale min ba'di quwwatin du'fan ve shaybe. Yakhluqu ma yasha' ve huvel alimul kadir. Yine Tevbe suresinin başında besmelenin alınmayacağını yine önümüzdeki derslerde besmele ve ve vecihlerini alacağız. Buna tekrardan değineceğiz. Evet, vasıl Kur'an-ı Kerim okurken bir kelimeyi peşinden gelen diğer bir kelimeye sesi kesmeden, nefes almadan bağlamaya, bağlayıp okumaya denilmekte. Hurum mukatta harflerinin elif la mim vakıf halinde böyle. Vasıl halinde mim Allahu Hirmeti lazım yaparak bir de Mim Allahu şeklinde mit tabi yaparak vasılı vardı. Yasin'de de aynı. Yasin vasıl halinde yine aynı vakıfta olduğu gibi bir de si vel Kur'an şeklinde okunabiliyordu. Kalem suresinde de nun vel kalemi yani burada herhangi bir idgam yapmadan izhar ile ya da nun vel kalemi ve ma yesturun şeklinde okuyabiliyorduk. Yine yedi kelimede bulunan elif harfleri gördük. Bu kelimeler lakinne el-zunune el-rasulü es-sebile kavari rabide eneydi. Bunlar vakıf haline met, tabi vasıl haline metsiz okunuyordu. Sadece selasil kelimesi vakıf halinde iki türlü bir selasil bir de selasile met halinde okunuyordu. Vasılda zaten metsiz üstün harekeli okunuyordu. Ve, ve ya harflerine ait okunuş şekillerini gördük. Mâ hî, hi, mâ hîye, illâhû, illâ şekli. Yine iskat ve tahrik ve aqimus sale. Buralarda ne yaptık? Mesela met harfi vardı. Okumadık, düşürdük. Yine ahadunillahu. Buralarda mesela nun harf, tenvine hareke verdik. Min Allah'tı mesela. Min Allah'ı oldu. Ve bazı kelimede ait okunuş şekillerini ele almış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.